Dostlarım, yeni bir vlogtan merhaba. Böyle çok minik bir video yayınlamıştım bundan önce. Hani YouTube'a geri döndüm. Bunu biraz kendime kanıtlamam gerekiyordu ve o gün eğer o videoyu yayınlamasaydım muhtemelen bu videoyu da çekmiyor olurdum. Biraz böyle bana güç oldu. Kısa falan ama attım yani. Her neyse dostlar, o videoda bahsettiğim bir gözlük olayı vardı ya. İşte gözlük almak istiyorum bilmem ne bilmem ne. Gözlüğümü aldım. Gözlüğü size gösterebilirim. Şöyle bir sileyim. Siliş şekline bakar mısınız? Şimdi şöyle bir takayım mı? Şu an nasıl görünüyor bilmiyorum ama ben bayağı beğendim. Bağlayınca da böyle duruyor. Bilmiyorum, erkek arkadaşıma ben bayağı beğendik. O yüzden siz beğenmediyseniz de çok da umurumda olmayabilir ama umurumda olabilir. Kötü demeyin o yüzden. Bence güzel ya. Neyse, size göstermek istediğim başka bir şey daha var. O da önce bunun hikayesini anlatmam gerekiyor. Geçen ayki Inditex indiriminden birkaç parça bir şey almıştım. Aldıklarımın birkaçı gayet güzel oldu ama bazılarının bedeni uymadı, görüntüsünü beğenmedim, duruşunu beğenmedim gibi gibi sebepleri vardı. Ben de bunları iade edecektim. Çünkü değişik işim yapılmıyor sanırım. Yani yapılmaz. İade edecektim ama sonra Eskişehir'de zaten gideceğim aklıma geldi ve dedim ki tamam, hani mağazalar zaten Eskişehir'de vardır. Ben gider mağazadan iade ederim diye düşündüm. Strade'den aldıklarımı aynı o şekilde yaptım. İadesini gerçekleştirdim ama şöyle bir detay vardı ki ben bunu kaçırdım. H&M Eskişehir'de yok ve ben bunu zaten Eskişehir'e gideceğim diye iade etmemiştim. Eskişehir'den döndüğümde de iadenin süresi dolmuştu. Yani şu anda elimde çok da beğenmediğim ama artık mecbur giyeceğim bir crop var. Yani şöyle ki aslında mankendeki duruşu gerçekten çok güzeldi ve ben bu yeşil rengi çok seviyorum. Normalde şöyle düşünmüştüm ben. Siyah kot şortun üstüne de olur. Sonrasında normal kotun üstüne de olur. Siyah palazonun üstüne de olur falan. Ben böyle zihnimde bir sürü kombin yaptım ama kendisini o kadar da beğenmediğime karar verdim. 30'umda belki giyerim ya da 29'umda, 28'imde ama şu an bunun için birazcık daha gencim. En azından öyle düşünüyorum ben. Tombalık salata yaparız birlikte diye düşünüyorum. Çok fazla konuştum ama zaten fazla konuşacağım bir video olacak bu da. 5 minutes later. Dostlar, gördüğünüz gibi hemen hızlıca evdeki malzemelerle kendime makarnalı bir tombalık salata hazırladım. Makarna dünden kalmıştı. O yüzden gayet pratik oldu. Yani 2 dakikamı falan aldı. Burada da bayağıdır ben Deniz Yıldız'ı izliyorum. 29. bölüme kadar geldim. Hatta 29 bitti 30. Her bir bölüm 1,5 saat ve ben böyle yemek yaparken, boş şeylerle uğraşırken sırf arkada ses olsun diye bunu izliyorum. 1 hour later. Şimdi böyle bir kargo denedim bu arada. Benim hiç kargom yok ve kargo pantolonum olsun istiyorum. Şöyle sadece şu kısmında bir popluk oluşuyor. O belki de şurada alarm var. O yüzden o çekiştirdiği için de olabilir. Ya da gerçekten o her seferinde böyle pot tutturacak olabilir. Pot durursa bayağı kötü. Bunu da denedim ama 36 liradan olduğu için olmadı. 34'ünü bulacağım. Çünkü rengini ve hepsini bayağı sevdim. Bu da bir kargo. Yani ben bunu çok beğendim ama evet, bir de bunu denedim. Üstündeki siyah crop'u öylesine giydim bu arada ama altımdaki bu kargo pantolon. Az önce 36'sını denediğim pantolon bu. 34'ü daha güzel ama ben sanırım bunun beni birazcık kısa gösterdiğini düşündüm. Şimdi Antep'te beni yakmayacak bir kumaş istiyorum aslında. Bakın bu yakmaz gibi. Bu da hiç anlamam normalde ama bunu denedim mi az önce? Sanki yok, denemedim. Tamam, bu da kargo gibi ama kumaşı bayağı ince. Aslında bunun da bu arada kumaşı bayağı iyi. Üzerimde asla yok gibi. Mesela beli 34 olmasına rağmen hala bol. Adamlar pay bırakmış ve bayağı rahat. Bilemedim ya, bu çok içime sinmedi. Sanırım benim ten rengime uymadığı için. Ama yine de bunu da deneyeceğim şimdi. Az önce size gösterdiğim bu bayağı bacaklarımı belli etti ve boyumu kesti bence. Şuradaki kurdelesi de hiç hoşuma gitmedi. One eternity later. Dostlar, evime geldim. Tekrardan pijamalarımı giydim ve kendime soğuk buzlu bir yoğurt hazırladım. Üzerine ekstra karışık yulaf, işte kuru üzüm falan da var. Burada biraz ceviz, birazcık Hindistan cevizi ekledim ve serin, hafif bir ara öğün hazırladım kendime. Pandemide aslında ben Breaking Bad'i izlemiştim ama çok kendim vererek izleyememiştim. Çünkü zaten yoğun bir tempoda o zaman çalışıyordum. Vardiyalı falan çalışıyordum yani. Kendim verememiştim ve zaten bitirememiştim de. O yüzden Breaking Bad'e tekrar başladım. 2. sezon 1. bölümdeyim şu anda.
Evet dostlarım, tekrardan selam. Şimdi evime geldim bu arada. Az önce söylemeyi unuttum ama duşumu falan aldım bayağı kendime. Geldim. Danışanlarım vardı bu arada. Danışanlarıma da baktım. Home office'in sevdiğim en güzel yanı pijamalarımla danışanlarımla iletişime geçebiliyor olmak. Ofisim olmuş olsa giyinip süslenmem lazım. Bu arada ondan da deli gibi keyif alırım. Ama bu kısmını da seviyorum evden çalışmanın. Yani hiç karşı taraf görmüyor. Ben pijamalı mıyım? Ne giyiyorum? Tipim nasıl? Her neyse. Hazır diyetisyenlik konusu açılmışken lütfen beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Diyete başlamak isterseniz de evinizin diyetisyeni karşınızda. Hem diyetisyen, hem bir arkadaş, hem... Bilmiyorum. Bu arada bu akşam yemekte mercimek köftesi var. Bir anda canım mercimek köftesi çekti çünkü danışanıma yazdım. Danışana yazınca bir böyle benim de canım istedi. O zaman şimdi videoyu kapatıyorum. Yemek yapmaya başladığımızda tekrar videoyu açarım. 1 hour later. Dostlar şimdi hızlıca markete geldim ama yani ben böyle şeylerden pek anlamam, hani sebze meyve seçemem ama sanırım bu bayağı kötü değil mi? Hani mercimek köftesi için taze soğan alacaktım ama bu bayağı kötü. Hepsi çok kötü geldi bana. Maydanoz alacaktım, bunlar da kötü ve burada hep sinekler uçuşuyor, o yüzden buradan almayacağım. Dostlar şimdi yürüyüşteydik biz. Az sonra tekrar anlatırım size ama Buğra Bey sipariş verdi, bunu aldık. Kendisi hasta olduğu için yürüyüşe gelmedi. Dostlar biz babamla klasik yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bu arada yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır her gün yürüyoruz. Yani arada bir istisna oldu. Onların dışında hep yürüyoruz. İşte sohbet ediyoruz. Hayatın akışı, gelecek planları vesaire yapıyoruz. Gayet güzel oluyor. Normalde Buğra da katılıyordu bize ama kendisi mızmızlandı. Siparişini verdi bize ve biz de şimdi onsuz yürüyüşümüzü yapıyoruz. Bu saate kadar bu arada danışan baktım. Saat kaç oldu baba? 10. Yani danışan baktım, danışanlarla konuştum. Onların yeni listelerini hazırladık birlikte. Gönderdim falan filan. Eve de giderim. Sonra artık bu vlogun kapanışını yaparız. Evet dostlarım, yine başladığım noktadayım. Saatlerimiz bu arada 11.30'u gösteriyor. Ben bu aralar çok uzun saatlere kadar uyanık kalmıyorum. Yani 11-12 gibi uyuyorum. Günün kapanışını da birlikte serum sürerken yapalım dedim. Aslında benim klasik bir günümü izlediniz diyebilirim yani. Normalde hiç evden çıkmadığım günlerde oluyor. Daha fazla içerik üretmek istiyorum. Özellikle yemek yaparken, temizlik yaparken vesaire, hani devamlı video çekmek istiyorum. Ama o enerjiyi kendimde bulamayabiliyorum bazen. Bu retinol serumunu kullanıyorum. Bayağı memnunum. Bu retinol serumun ne işe yaradığını tam bilmiyorum. Ama kullanıyorum. Çünkü herkes kullanıyor ve kullanın diyor. Yeni serumlar aldım. Onların da paketini birlikte açacağız. Birlikte deneriz. Hepinizi çok seviyorum. Daha fazla video gelmesi için o motivasyonu bulmam lazım. Yani yorumlarınız ve beğenileriniz bu noktada çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.